John Beaver Kriptonit'i Öldürmek 9. Bölüm Tanrı'ya Karşı Zina Elçi Yakup'un sözleri Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? O kadar serttir ki kiliselerde, konferanslarda ya da kişisel tartışmalarda verilen müjde mesajlarında çok nadiren işitirsiniz. Yine de bunları nasıl göz ardı edebiliriz? Yakup'un bu beyanı kutsal yazılarda izole biçimde yer alıyor değildir. Zira bu tema kutsal kitap boyunca sık sık görülür. Eğer Yakup'un sözlerini inceler ve uyarılarına dikkate alırsak sözlerin etrafında asılı duran karışıklığı ya da korkuları temizleyecektir. Bir kez daha sözlerinin tümü. Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Yakup 4, 4 İlk olarak Tanrı kendisini bize düşman etmez. Aksine kendimizi Tanrı'ya düşman edenler biziz. En kestirme biçimiyle her iki senaryoda sinir bozucudur. Ama arada bir fark vardır. Hepimiz insanlar arasında tek taraflı olarak başlayan çatışmalar görmüşüzdür. Diğer bir ifadeyle taraflardan bir diğerine savaş ilan eder ve diğer taraf her ne kadar savaşa dahil olsa da bunu tercih etmez. Örneğin 1941 yılında Japonlar Pearl Harbor limanını bombaladı ve böyle yaparak kendilerini Birleşik Devletlerin düşmanı ettiler. Amerika bu çatışmaya girmeyi ne seçmiş ne de istemişti. Ama sonuçta yaptıkları provokasyon yüzünden Japonlar kendilerinden daha güçlü bir ülkenin hışmına uğradılar. Yakup'un anlattığı şey tam olarak budur. Tanrı'nın insanlara karşı olmak arzusu yoktur. Hele ki çocuklarına asla. Ama eğer dünyayla ittifak kurmakta ısrar edersek bu çatışmaya girmekten çekinmeyecektir. Burada düşman için kullanılan Grekçe sözcükler sırasıyla ekarta ve ehtrostur. Anlam bakımından özdeştirler ama aralarında tek fark birincisinin isim ikincisinin ise sıfat olmasıdır. Çevirmenler çok ağır bir sözcük kullanmış olabilir mi? Düşman sözcüğünün özgün metinde daha düşük tonda olması mümkün mü? Hayır. Değil. Bir Grekçe sözlükte verilen tanımlar olarak şu sözlükler geçer. Düşman, düşmanlık ve husumet. Bir diğerinde şöyle yazar. Birisiyle düşmanlık içinde yaşamak. Ve bir başka tanım, bir kimseyle hasım olma durumu. Bu ayette düşmandan başka bir sözcük seçmek için sebep olmadığını kanıtlamak için 3 adet saygın sözlükten tanımlar paylaştım. Söylenen sözün ciddiyetini anlamamız kritik önemdedir. Bununla birlikte burada bir başka ağırlık göstergesi var. Yakup'un "Bu uyarı bilmiyor musunuz?" diyerek retorik bir soru biçiminde beyan etmesi söylediği sözün açıkça önemli olduğu anlamına gelir cümleyi bu tarzda ifade etmesi antik İbraniler arasında yaygın olan bir ebedi iletişim formudur. Yeni anlaşmanın el yazmalarının çoğu Grekçeden alınmış olmasına karşın bu metinleri yazanlar İbrani kökenli elçilerdi. Çağdaş dillerde bir sözcüğün ya da ifadenin önemini vurgulamak istediğimizde kullandığımız bazı yöntemler vardır. Yazıları kalın harfle, italik yazabilir, altını çizebilir, tümünü büyük harfe çevirebilir ya da vurgulamak için ünlem işareti kullanabiliriz. Bunların tümü önemli bir sözcüğe ya da cümleye dikkat çekmenin yollarıdır. Ancak İbrani yazarlar bir sözcüğü ya da ifadeyi vurgulamak için onu iki kez yazarlardı ve abartıya kaçmamak için sözlerine her zaman dikkat ederlerdi. Bu nedenle Yakup'un uyarısı sadece ciddi ve sert değil ayrıca gerekli olarak vurgulanır. Kısacası bunu görmezden gelemeyiz. Vefasızlar. O halde Yakup vefasızlar ifadesini kullanırken tam olarak ne demek istiyor? İlkin burada tüm insanlara değil sadece imanlılara hitap etmektedir. Bundan eminiz. Çünkü mektubu boyunca defalarca kardeşlerim ifadesini kullanır. İkinci olarak imansızların Tanrı'ya vefasızlık etmesi, yani ona karşı zina etmesi imkansızdır. Çünkü imansızların zaten Tanrı ile anlaşma ilişkisi bulunmaz. Bunu şöyle düşünün. Ben Lisa Bever ile evliyim. Bu nedenle Jane Smith'e karşı zina eyleminde bulunamam. Çünkü onunla bir evlilik antlaşmam yok. Tanrı'ya karşı zina suçu işleyenler ancak İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatlarına davet etmiş kişiler olabilir. Diğer herkes Tanrı'ya yabancıdır. Ondan uzaktır ve onunla antlaşma ilişkisine sahip değildir. Vefasızlar olarak çevrilen özgün Grekçe sözcük moshostur. Bu sözcük esasen Grekçe'de dişil formdadır. Ancak çeviride bu form kaybolmuştur. Daha doğru bir tecrüme vefasız kadınlar olacaktır. İngilizce King James versiyon ve New King James versiyon çevirileri bu sözcüğü vefasız erkekler ve kadınlar diye çevirerek bu ihtilafı yumuşatmaya çalışmıştır. Çağdaş çevirilerin tercümanları görünüşe göre sözcüğün dişil formundan çekilmiştir. Belki de okuyucuların Yakup'un sadece kadınlara konuştuğunu düşünmelerini istemediler. Ancak mektubun bağlamının tümü okunduğunda Yakup'un bütün imanlara hitap ettiği gayet açıktır. Kutsal kitap yorumcuları Yakup'un sadece kadınları hedef almadığı konusunda hemfikirdir. Bu yüzden neden vefasız kadınlar olarak çevrilmediği sadece benim için değil kutsal kitap yorumcuları için de bir gizemdir. Bunu daha büyük bir gizem haline getiren şey ise dişil ifade vefasız kadınların kutsal yazıların genel devamlılığıyla daha uyumlu olmasıdır. Tanrı sık sık halkıyla arasındaki ilişkiyi kendisinin koca ve bizim de onun karısı olduğumuz bir evlilik imgesiyle betimler. Eski antlaşma peygamberleri sıklıkla bunu yaptı. Yeşaya ye şöyle yazar. Çünkü kocan seni yaratandır. Onun adı her şeye egemen Rab'dir. İsrail'in kutsalıdır. Seni kurtaran ona bütün dünyanın tanrısı denir. Yeşaya 54-5 Sonuç olarak İsrail halkının Rabbe olan bağlılığı putperestliğe düşmesiyle yıkıldığı zaman halkı zina işlemekle suçlandı. Hezekiye şöyle yazar. Sana zina eden, kan döken, kadınlara verilen cezayı vereceğim. Hezekiye 16-38 Tanrı gene Yeremi aracılığıyla konuşur. Ama bir kadın kocasına nasıl ihanet ederse sen de bana öyle ihanet ettin ey İsrail halkı. Böyle diyor Rab. Yeremia 3.20 Peygamber Hoşiya'nın tüm hizmeti bir kadının kocasına ihanetini betimler. Hoşiya'ya bir fahişeyle evlenmesi buyrulur. Gerçek hayatla tasvir edilen bu hizmette Hoşiya Rabbi, karısı Gomer de Tanrı'nın halkını temsil etmektedir. Tanrının böyle bir şey yapmasının nedeni putperestlik ile bir kadının sadece bir değil birden çok sevgiliye zina etmesi arasındaki fark olmadığını İsrail halkının açık seçik görebilmesiydi. İsrail vefasız bir kadındı. Vaftizi Yahya da gelin kiminse güvey odur. Ama Güvey'in yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı diyerek evlilik betimlemesini sürdürür. Yuhanna 3.29 Bir kez daha İsa Güvey Tanrı'nın halkı gelin olarak resmedilir. İsa da Tanrı'nın halkını kötü ve vefasız kuşak diye tanımlarken aynı imayı yapar. Bakınız madda 12.39-16.4 vefasız için kullandığı Grekçe sözcük gene dişil formdadır. Elçi Paulus bu betimlemeyi bizim gelin İsa'nın güvey olduğunu söyleyerek devam ettirir. Efesliler 5, 31, 32 Böylece ister eski ister yeni antlaşma kısmında olsun kutsal yazıların her yerinde Tanrı halkının onunla olan ilişkimizde defalarca gelin ya da karı olarak temsil edildiğini görürüz. Bu nedenle Yakup'un vefasız sözcüğü için dişil form kullanması bu yerleşik kutsal kitap motifiyle gayet tutarlıdır. Putperestlik zinadır. Eski antlaşmada Yahuda ve İsrail'in zina işlediklerinin ilan edilmesi her zaman putperestlik ile bağlantılıydı. Basit bir ifadeyle insanlar Tanrı'ya vefasızdı. Putperestlik dediğimizde aklımıza ilahlar için heykeller, sunaklar ya da tapınaklar dikmek gelir. Ancak İsa halkın vefasız olduğunu ilan ettiğinde onların başka bir ilahın tahtaya ya da taşa oyulmuş putuna tapındıklarını kastetmiyordu. Esasen bir belirti göstererek Mesih olduğunu kanıtlamasını istemişlerdi. Yakup'un Tanrı halkına vefasızlar diye seslenmesine baktığımızda onların da putlar, sunaklar ya da tapınaklar yaptığını kastetmediğini görürüz. İlginçtir ki Yakup'un burada kastettiği şey, Paulus'un Korint'teki kilisede ele almak zorunda kaldığı eylemin neredeyse aynısıdır. Kardeşler arasında ayrımcılık yapmak. Yakup 2, 1, 13 Başkalarına iftira etmek ya da kötülemek. Yakup 3, 1, 12 Kıskançlık, haset ve bencil hırslar sergilemek. Yakup 3, 13, 18 Ve kendi tutkularını arzulamak ve bunların ardından gitmek. Yakup 4, 1, 3 Bütün bu işler vefasızlığa işaret eder. Kutsal yazıların devamlılığı bu noktada kopuyor mu? Tanrı'nın halkı putperestlikten farklı bir şey için zina etmekle suçlanıyor mu? Bunun cevabı basitçe hiç de değil. Bunun tümü birbirleriyle bağlantılı ve ilgili. İşte bu noktada modern kilise görünen o ki İsa'nın, Paulus'un, Yakub'un ve yeni anlaşmanın diğer yazarlarının yaptıkları uyarıyı ihmal etmektedir. Basitçe ifade edersek putperestliği sadece putlara, sunaklara ve yabancı ilahlara tapınılan tapınaklara indirgiyoruz. Gerçek şu ki putperestlik modern çağın batı Hristiyanlığı ile alakalıdır. Aslında putperestliğimiz tapınakların, putların ve sunakların kurulduğu uluslarda olduğundan daha geniş çapta yaygın olabilir. Amacım putperestin sadece günümüz kültüründe yaygın olduğunu göstermek değil, esasen Yahuda ve İsrail'in başarılı olmasını engelleyen, Paulus'un Korint Kilisesi'nde açığa çıkardığı ve Yakup ve diğer yeni anlaşma yazarlarının da her zaman üzerinde durduğu aynı kriptonit olduğunu ortaya koymaktır şimdiki zamanda kişilerin ve kilise topluluklarının Tanrı'nın yüceliğini kaybolmuş ve ölmekte olan bu dünyaya başarıyla sergilemelerini engelleyen kriptonit işte budur. Dünyanın Motivasyonu Bu putperestliği doğrudan ele almadan önce Yakup'un cesur beyanatını incelemeyi sürdürelim. Vurgulu bir biçimde tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz diye çıkışır ve bu motivasyonu dünya ile dost olmaya bağlar. Yeni atlaşma boyunca uzanan tutarlı bir çizgi çekilmiştir. Basit bir ifadeyle dünya benliğin tutkularıyla motive olur. Elçi Yuhanna bunu şöyle dile getirir. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. 1. Yuhanna 2:16. Bu ayette Yuhanna'nın sözleri her şeyi kapsar. Diğer bir deyişle dünyada olan her şeyi tanımlamaktadır. Birçok put vardır ama bunların hepsi mutlaka bu ayette belirtilen kategorilerden birinin altına girer. Dünyayla zina etmek beş duyumuza zevk verecek ya da Tanrı'dan bağımsız olarak öz değerinizi besleyecek yoğun bir tutkuyla güdülmek demektir. Diğer bir ifadeyle kibirinizdir. Mesaj adlı yorum kitabında kendi yolunuzu istemek, her şeyi kendiniz için istemek önemli görünmeyi istemek olduğunu söyler. İşte dünyanın motive edici gücü budur. Tüm olay şu tutuma indirgenmiştir. Benim için en iyi olanı ben bilirim ve onu istiyorum. İronik olan şey tanrının sizin için en iyi olan şeyi istemesi, hatta bu konuda tutkulu olmasıdır. Her birimiz bu gerçeği yüreklerimize sıkıca yerleştirmeliyiz. Bunu yapmamız kritiktir. Çünkü dünya bizi Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışan son derece tahrik edici bir sevgiliye benzer. Dünya, size sunduğu şeyin Tanrı'nın sizin için ayırdığı şeyden çok daha iyi olduğunu düşünmenizi sağlayarak sizi ayartır. İşte bu nedenle Yakup üstüne basarak şöyle söyler: Sevgili kardeşlerim, aldanmayın. Her nimet her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Yakup 1:16-17. Yakup, dünyanın baştan çıkaran cazibesiyle aldanmamamızı, yoldan çıkmamamızı ve uzaklara sürüklenmememizi söyleyerek sözlerine başlar. Verdiği mesaj özde şudur: Tanrı'nın dışında sizin için iyi bir şey yoktur. Bu gerçeği yüreğinize yerleştirmek sizi sürüklenmekten koruyacaktır. Bir şeyin iyi gözükmesi, yararlı görünmesi, sizi mutlu etmesi, neşeli, eğlenceli, toplum gözünde makbul, mantıklı, popüler olması ya da sizi zengin etmesi özde hiç önemli değildir. Eğer bir şey Tanrı'nın sözüne aykırıysa sizin için iyi değildir. Er ya da geç sizi olmak istemeyeceğiniz bir yere götüreceği kesindir ve bu yer ölüm yoludur. Öyle yol var ki insana düz görünür ama sonu ölümdür. Özdeyişler 14-12 Herkes için yollar farklıdır ve bu dünyayla zina etmeye götüren birçok rata bulunur. Ama bunların hepsinin ortak bir noktası vardır. Doğru, yararlı, karlı, kabul edilebilir ve hikmetli görünürler. Ama eğer kutsal yazıların verdiği öğüdün aksi yönüne işaret ediyorlarsa hepsi birden ölümle sonuçlanacaktır. Tanrı'nın aşağıdaki uyarıyı yapmaz sebebinin bununla ilgili olduğuna yürekten inanıyorum. Çocuklarım, şimdi dinleyin beni. Kulak verin söylediklerime. Sakın dünyaya gönül vermeyin. Dünyanın yolundan gitmeyin. Yere serdiği bir sürü kurbanı var. Öldürdüğü kişilerin sayısı pek çok. Ölüler diyarına giden yoldur. Dünyanın evi ölüm odalarına götürür. işler 7 24 27 kadına ve onun sözcüklerini dünya ile değiştirdim. Süleyman bu sözleri cinsel ahlaksızlığa karşı uyarmak için yazar. Ancak içinde daha derin bir peygamberlik mesajı saklıdır. Dünyanın ayartıcı yöntemlerine karşı dikkatli olun. Güçlü ve davetkardır. İsrail ve Yahudanın da aralarında bulunduğu çok sayıda ulus neden onun ölüm odasına bu kadar kolayca düştü? Bu güçlerin artık var olmadığını düşünecek kadar saf olabilir miyiz? gelecek bölümden başlayarak bunların ne kadar gerçek ve yaygın olduğunu keşfedeceğiz. Eyleme geçin. Hiç kimse zina etmeyi planlayarak bir evlilik ilişkisine girmez. Verilen sözler göz korkutucu olsa da gelinler ve güveyler verdikleri antlaşma vaatlerinin arkasında durmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. O halde neden bu kadar çok sayıda evlilik başarısız oluyor ve bazıları zina nedeniyle sona eriyor? Buna verilecek cevaplar karmaşık olsa da hepsinin temelinde bağlılığı yok eden güçlere karşı uyanık olmamak vardır. Tanrı'yla ilişkiniz yaşamınızdır. Kelimenin gerçek anlamıyla Tanrı'nın dışında yaşam yoktur. Gene de dünya ona karşı zina etmemiz için bizi ayartmaya çalışır. Uyanık kalmanın en iyi yolu bütünüyle Tanrı'nın ardından gitmektir. Tanrı'ya her şeyinizi verdiğinizden emin olmak için ne yapabilirsiniz? Programınız nasıl? Programımızda Tanrı için zaman var mı? Tanrı sözünü okumak, dua etmek ve oruç tutmaya zamanınız var mı? Kilisenizde, iş yerinizde ya da topluluğunuzda Tanrı'ya hizmet etmek için fırsatlar arıyor musunuz? İşinizi Tanrı'ya tapınacak biçimde yapıyor musunuz? Tanrı'yla olan ilişkinizi zinadan korumak için geliştirmek istediğiniz bir yol belirleyin. Planınızı tanımlayın, yazın ve sonra uygulamaya başlayın.